Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının Bolu'daki iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları hazır bulundu. Duruşma tanıkların dinlenilmesiyle devam etti. Tanık olarak dinlenen Serpiliye, tutuksuz yargılanan eşi ve kayınpederi hakkında beyanlarda bulundu. S'ye emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadelerin doğru olduğunu belirterek kayınpederim varlıklı bir insan olduğundan 17-25 Aralık öncesine kadar cemaat ve hizmet hareketi olarak bilinen yapıya maddi yardımlarda bulunurdu. Miktarını ve derecesini bilemem ancak dini insani kaygılarla yardımları olduğunu biliyorum. Kendisinin mütevelli olarak bilinen şahıslardan olduğunu ifade etmiştim. Kendisinin doğrudan mütevelli olarak faaliyet yürüttüğü yönünde bir şey duymadım ancak varlıklı ve yardım eden kişiler ile ilgili bu şekilde bahsedildiği için bu cümleyi kullandım dedi. Tanık S'ye kayınpederi S'ye'nin 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ ile bağlantısının kesildiğini, o tarihten sonra bu örgüt ile ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Eşi S'ye ile ilgili iddiaları da yanıtlayan tanık S'ye, eşim de 2014 yılına kadar bunlarla birlikte olmuştu. Ama bu tarihten sonra istikametini değiştirdi. Eşimin bir başka davada yargılanan firari sanık Mustafa Çaka isimli şahsın bir yurtta yaptığı sohbet toplantılarını katıldığı doğrudur. Bu toplantıya kimlerin katıldığını bilmiyorum. Ancak eşim de yapının dini cemaat görüntüsünden sıyrılması sonrasında ilişkilerini kesmiştir dedi. Tanık MT'de tutuksuz sanıklar İHÖ ve GA hakkında ifade verdi. Emniyet ve savcılık aşamasındaki ifadelerinde 17-25 Aralık süreci öncesinde cemaat olarak bilinen yapının sohbet toplantılarına kendisinin de iştirak ettiğini söylediğini hatırlatan MT, bu sohbet toplantılarında zaman zaman gördüğüm şahısların isimlerini belirtti. Dosyada yargılanan İHÖ ve GA isimli şahıslara da bu sohbetlerde gördüğüme yönelik beyanım doğrudur. Ancak bu toplantılar 17-25 tarihi öncesidir. Ben bu tarihten sonra sohbetlere katılmadım. Onların da katılıp katılmadığını bilmiyorum ifadelerini kullandı. MT sohbet toplantılarını düzenleyen Mustafa Çaka ile iş yerine gelen İHÖ'nün kendisinden öğrencilere verilmek üzere burs istediklerini de belirterek 2010 ya da 2011 yılları içinde Mustafa Çaka ve İHÖ'nün benden burs istediklerini ifade etmiştim. Ancak daha sonra yaptığımız bir görüşmede İHÖ kendisinin Mustafa Çaka ile birlikte olmadığını, İzzet Baysal Şükran günleri için benim fotoğraf ve görüntü hizmeti vermemi istemek için yanıma geldiğini, Mustafa Çaka ile kapıda karşılaştıklarını söylemişti dedi. Tanık FG ise tutuksuz sanık MD ile uzun süre birlikte çalıştığını belirterek, birlikte çalıştığımız için kendisini tanıyorum. 8000 metrekare kapalı alanda uzun süre birlikte çalıştığım için kimi duyuma, kimi de şahsi tecrübe dayalı malumatlar edindim. Ben şahsın cemaat olarak bilinen yapıya yakın olduğu yönünde kanaate ulaştım. Çocuğumu örgüte müzahir dershaneye onun aracılığı ile kaydettim. Ayrıca kızıma ders alması amacıyla bir de abla buldu şeklinde konuştu. MD'nin çatı yapılanması davasında tutuklu yargılanan İbrahim Ergül ile hareket ettiğini aktaran FG, İbrahim Ergül isimli şahsı doğrudan tanımam. Hakkındaki bilgileri de darbe teşebbüsünden sonra öğrendim. Onun hakkında ve MD hakkında örgüte mali destek sağladıkları yönünde bir şeyler duymuştum. Önceki ifademde bunu anlatmaya çalıştım ancak bu şahısların örgüte ait yurtların giderlerini takip ettiklerine yönelik bilgim yoktur diye konuştu. Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz verilen Cumhuriyet Savcısı eksikliklerin giderilmesini isterken sanık avukatları ile müvekkillerinin iş adamı olduğunu anımsatarak yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti dosya kapsamında eksik olan delillerin tamamlanması ve diğer tanıkların da dinlenilmesi için duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi. Bir önceki duruşmada sanık Kahraman Usta'nın dosyası Bursa'da hakkında açılan farklı bir dava nedeniyle ayrılmıştı.